Dünya bir zamanlar gaz ve toz bulutuyken maddeye dönüşmüş. Maddesel dünyamızın bugünkü çöpü de tekrar gaz oluyor. Dolayısıyla dünyanın oluşum sürecini tersine çeviriyor diye düşünüyorum ben. Özgür Umut Eroğlu bu romantik ve fantastik girişe ne der? Biotrends diyorsa hoş geldiniz. Şahane bir giriş yaptınız. Çok teşekkür ederim. Değil mi? Yakalamış gibiyim. Bence de çok güzel bir giriş oldu. Teşekkür ediyorum öncelikle nazik davetiniz için. Ne demek, hoş geldiniz. Esasında dünyadan girmişken biz kendimizi gezegenin sürdürülebilirlik departmanı olarak kurguluyoruz. Çünkü biz yaptığımız iş itibarıyla büyük bir holdingin içerisindeki diğer yaptıkları faaliyetlerden oluşan karbonu, işte plastiği, suyu azaltmak değil, bizim yaptığımız işin bütünü bununla ilgili olduğu için biz bütün gezegene hizmet ediyoruz. Ben de bu hoş girişinizi bu şekilde destekliyorum. Şahane. Çok güzel bir misyon. Biz dolayısıyla sizinle bugün yenilenebilir enerjiyi konuşacağız. Biotrend bu konuda gerçekten de hızlı gelişen, büyüyen bir firma. Ama biz sadece Özgür Bey'le yenilenebilir enerjiyi konuşmayacağız. Biraz yeni dünya düzenini konuşacağız. Az önce girizgahını yaptığınız, hani dünyanın bir anlamda muhafaza olmasını sağlayacak bu düzenin bekçileri gibi izliyorsunuz, değil mi? Kesinlikle. Hizmetkarı gibi izliyorsunuz. Ama bir yandan da bu yeni dünya düzeninin yeni ekonomisi, yeni sektörleri, mesela bir tanesi karbon emisyon sertifikaları. Hı hı. Çok yeni bir şey bu. Siz buradan da çok sağlam bir kazanç elde etmeyi de planlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Değil mi karbon emisyon? Bunları hala bilmeyenler de var Özgür Umut Bey. Lütfen bizi aydınlatın yani. Gerçekten çok geniş kapsamlı bir sürdürülebilirlik yayını yapmak istiyorum. Ama şuradan girelim. Ben şöyle gün içerisinde çıkarttığım çöpe akşam baktığım zaman dünyanın durumunu düşünemiyorum. Yani 24 saat içerisinde muazzam çöp çıkartan bir canlıyız biz. Yani hayvanlar bizim gibi değil. Sürdürülebilirliğimiz sıfır gerçekten. Biraz oradan girelim. Nedir mesela bir insanın çıkarttığı çöp günde? Çünkü siz çöpten enerjiye dönüştüren, sizin ham maddeniz bizim çıkarttığımız şey. Kesinlikle. Bizim iki çeşit ham maddemiz var. Bir tanesi evsel atıklar, bir tanesi de tarımsal ve hayvansal atıklar. 17 tesisimiz var. Bunlardan iki tanesini tarımsal ve hayvansal atıklarla, geri kalanını evsel atıklarla işletiyoruz. Esasında çıkarttığımız çöp miktarı toplumun ya da içinde bulunan bölgenin gelişmişliğiyle de ilgili, ekonomik gelişmişlik seviyesiyle de ilgili. Örneğin Türkiye'nin doğu illerinde, 1 kilo bir kişi günde çöp üretirken batıya doğru geldiğimiz zaman bunu 1.4 kilolara kadar çıktığını görüyoruz. %50'lik bir artış var neredeyse, evet. Yani gelişmişlik düzeyinde. Evet. Biz gelişmeyelim o zaman fazla. Çöp gelişmemiz hayır alamet değil. Biz ise yaptığımız fizibilitelerde bunu ortalama olarak 1 kilogram olarak alıyoruz. Yani bir kişi 1 kilogram çöp üretiyor. 80 milyon kişi olduğumuzu düşünürsek biz günde Türkiye'de 80 bin ton çöp üretiyoruz. Hı hı. Ve bu çöplerin de işte büyük bir kısmı bizim gibi tesislere geliyor ve buralarda bertaraf ediliyor muhtelif teknolojik yöntemlerle. Sizin ama ham maddeniz biyolojik çöp, değil mi? Organik. Böyle tanımlayabilir miyiz? Yani organik. Bütün evsel atık karışık olarak geliyor. Buna karışık evsel atık diyoruz biz. Hı hı. Fabrikaya girdikten sonra bu ayrıştırılmaya başlanıyor. Plastikler kendi içerisinde gruplanıyor. Metaller ayrışıyor. Alüminyum ayrışıyor. Organik fraksiyon dediğimiz, ki az önce sizin konuşmanızın başında bahsettiğiniz o gaz üreten şey, hı hı, organik kısmı. Zaten. Yani yeme içme artıklarından o gaz oluşuyor. Plastikten çıkmaz mı? Çıkmıyor. O tamam. Gaz plastikten çıkmıyor. Bir çöpün enerjiye dönüşmesi için organik atık olması organik gerekiyor. Organik atık tarafı. Organik muhteviyatı ne kadar yüksekse o kadar gaz çıkartma potansiyeli var. Bu da dönemsel olarak değişiyor. Örneğin deprem olduğu zaman doğudaki illerdeki tesislerimizde, hı hı, daha çok ambalajlı gıdalar tüketilmeye başlanınca oralarda mesela çöpün içerisindeki muhteviyat organik azalmaya başladı. Endüstriyele döndü. Gibi mesela. Anladım. Şimdi sizin ama plastikten de bir, değil mi, enerji üretme gibi bir derdiniz de var. Ama ilerleyen dönemde mi olacak o? Şöyle, bu sene esasında bizim derdimiz dünyanın derdiyle paralel. Biz dünyanın plastik derdine, dünyanın sürdürülebilir yakıt derdine, dünyanın ucuz ve ulaşılabilir enerji derdine, hı hı, çözüm olmaya çalışan Türkiye'nin tek ve en büyük halka açık biyodöngüsel ekonomi platformuyuz. Hı hı. Az önce karbon konuştuk, ona tekrar geleceğim. Tabii tabii, ama biz o sonra. Plastikle ilgili, şimdi dünyada
1950 yılından bu yana yaklaşık 9 milyar ton plastik kullanılmış. Bu 9 milyar ton plastiğin sadece ve sadece %30-35'i işte o ya da bu şekilde ekonomiye geri dönmüş. Geri kalanı tamamıyla okyanuslarda, ormanlarda, akarsularda yahut da toprağın altına gönderilmiş. Tabii yıllar geçtikçe dünyanın farkındalığı artıyor. Bu farkındalıkla bugün dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi plastik. Biz de bize gelen evsel atıkları ayrıştırdığımız zaman muhtelif plastikler çıkıyor. Tabii. Bu plastiklerin içerisinde sert olanları var, yumuşak olanları var. Bizim poşet diye tabir ettiğimiz. Sert olanlar mekanik geri dönüşüm diye bir sürece giriyor. Kırılıyor, temizleniyor, yıkanıyor. Bir tık alttaki bir kalitede tekrar yeni bir plastik üretiliyor. Yumuşak olanlar ise bunların hiçbir ekonomik değeri olmadığı için bunlar landfill'lere gidiyor, toprağa gömülüyor. İşte biz onları hedefledik, ekonomik değeri olmayanları. Var olan tesislerimizden bunları ayrıştırmak için ilave yatırım yapalım. Bunu alalım, senede 120 bin ton kadar bir plastik kullanarak Ali Ağa bölgesinde 300 milyon dolar civarında bir yatırım yapacağız. Bizim tesislerimizden çıkan 120 bin ton bu tesise girecek, 50 bin ton senede bir yağ çıkacak. Bu yağ nafta diyebildiğimiz, esasında dünyada gördüğünüz bütün plastiğin ham maddesi olan petrolden üretilen bunun bir muadili olacak. Ve bu muadili olması hasebiyle esasında bu plastik sürecindeki döngüselliği kapatan bir yatırım yapacağız. Tamam. Bu bizim ciromuzu iki kat, EBITDA'mızı, yani 3 yıl sonra devreye girecek bu tesis. Başladı mı? Bu sene inşaat başlayacak. Hadi çünkü bakalım. Finansmanı bu sene kapanacak. 3 yıl sonra devreye girdiği zaman ciromuza iki kat, başka hiçbir yatırım yapmadığımız bir evrende, EBITDA'mıza da 3 kat olumlu etkisi olacak bir yatırım olacak. Tamam. Ekonomisi de oldukça pozitif. Çok ciddi teşvik ve destek almışsınız. O bu değil mi? Evet. Onu ayrıca soracağım ben. Tamamdır. Çünkü yeni dünya düzeninde böylesi yatırımlara nasıl destek verildiğini, şu an finansman, cayır cayır finansman arayan firmaları da duyurmak lazım. Yani işte yol böyle olduğu zaman acayip destekler geliyor. Kesinlikle. Orası ayrı konu ama siz sonuç itibariyle plastikten yağ elde etmeye hedeflediniz. Naftanın muadili olan yağ elde edeceğiz. Tamam. Buradan da plastik. Bu yağlar için. Mesela bütün endüstrilerde, otomobilde vesaire kullanılabilecek bir yağdan mı söz ediyoruz biz? Neye dönüşüyor mesela? Bu yağ... Kim kullanır bunları? Şimdi bu en nihayetinde... Sizden sonra da yağ sektöründen tanışmışsınızdır diye evet, konu ağırlayacağım da ham madde çıkar mı diye. Buradaki çıkan yağ esasında bir yağ olarak kullanılmıyor. Adını yağ dediğimiz şey, pirolizis yağ bu. Bu yağ naftanın muadili olarak buradan petrokimya tesislerine gidecek. Petrokimya tesislerinde kırılarak polimerler, monomerler ve ardından da hayatımızdaki plastiklere tekrar dönüş yapıyor. Tamamen tekrar plastik ham maddesini oluşturacak bir şeyi siz döngüselliğin içerisinde tekrar başa döndürüyorsunuz. Tekrar en başa tıpkı dünyayı toz ve gaz bulutuna döndürdüğünüz gibi. Şimdi siz böyle kendi tesislerinizde ayrıştırıyorsunuz ya her şeyi. Hani bize diyorlar ki işte plastiğe organik atık değmesin. Sonra dönüştürmek çok zor oluyor, çok maliyetli oluyor. Aslında sizin paydaşlarınız belediyeler olmalı ama çok yaramazlık yapıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Ne bizi yönlendiriyorlar, ne kendileri tam anlamıyla o ayrıştırma işini üstlenmiş durumdalar. Bana göre belediyelerin bütçesinin önemli bölümü şu an oraya buraya değil, şu ayrıştırmaya gitmeliydi. Fakat biz hala da o aşamaya bir türlü getiremedik yerel yönetimleri. Halkımızı da bilinçlendiremiyoruz dolayısıyla. Bu konuya dair mutlaka bir şey söylemek istersiniz diye düşünüyorum. Ah şu belediyede ayrışıp dönüme gelse işim kolaylaşırdı da diyorsunuz herhalde yani. Belediyeler bizim iş ortaklarımız. Esasında biz belediyeler adına belediyelerin normalde yapmaları gereken kamu hizmetini yürüten bir özel sektör kuruluşuyuz. Türkiye'de... Bu ayrıştırma işi bizde diyorsunuz yani zaten. Bu ayrıştırma işi şu anda bizde. Yani bize taşere edilmiş durumda. Onların yapacağı şeyi biz yapıyoruz ama bunun kaynağında ayrıştırılmasıyla bizim tesislerimizde ayrıştırılması arasında az önce sizin söylemiş olduğunuz organikle karışması durumunda bu plastiğin tekrar mekanik geri dönüşüme gittiği zaman değeri düşüyor. Kaynağında ayrıştırılmış bir plastik mekanik geri dönüşüme giderse ya da bizim tesisimizden ayrıştırılmış olan giderse bu ikisinin ekonomik değerleri birbirlerinden farklı. Dolayısıyla değerli olan şey kaynağında ayrıştırma. Kaynağında ayrıştırmayı açalım biraz. Bizim evimizin önünde, iş yerimizin önündeki çöplerde ayrıştırmaktan bahsediyoruz. Yani birbirine hiç
karışmadan, bulaşmadan değil mi? Ondan evde bahsediyorsunuz. Tam. Orada bile değil, evimizde bunu ayrıştırmaktan bahsediyoruz. Esasında bunun bir motivasyon mekanizmasının olması lazım. Şimdi insanlar bunu neden yapsınlar? Poşetin içerisine hepsini doldurup attıkları bir dünyadan bunu evlerinin içerisine belki bir çöp torbası değil de birden fazla çöp torbası kullanmaları için onlarda da bir motivasyon olması lazım. Gelişmiş dünyadaki motivasyon depozit sistemi. Harika. Şimdi bir ne yapıyoruz? Eskiden 70'lerde 80'lerde falan ben hatırlarım böyle 80'lerin başında. Şişeler falan alır götürürdük. Böyle süt şişesi gelirdi camda falan. Plastik yoktu o zaman bu tetrapaklar falan doğru, zaten. O zaman cam şişeler bile yapardık bunu. Geçen bir YouTube'da birkaç dakikalık bir görüntü seyrettim. Almanya'da bir kişi arabasından iniyor. Elinde herhalde bir 3 ya da 4 poşet dolusu plastik var. Bu plastikleri götürüyor, depozit sisteminin içerisine atıyor. Alttan bir ticket çıkıyor, bir bilet çıkıyor. Biletin üzerinde 14 euro yazıyor. 14 euro kazanıyor. Çok bu 14 güzel. Euro ile yan taraftaki markete giriyor. O 14 euroluk bileti veriyor. Yarım kilo kıyma, 1 kilo tavuk, yağ, işte makarna vesaire falan alıyor çıkıyor. Ve bundan daha büyük bir motivasyon olabilir. Böyle bir motivasyon olursa insanlar bunu yaparlar. Yoksa insanlara sadece bunu yapmalısınız dediğiniz zaman şey yapacak. Çünkü Emine Erdoğan Hanım'ın himayesinde bir kampanya var. Bu kampanya bilinci çok artırdı. Şimdi bunu başka şeylerle desteklemek lazım. Ama biz zaten hani Türkiye'nin o tarafa doğru gitmesi gerektiğini ve gideceğini görüyoruz plastiklerle ilgili. Tabii. Belediyelerde böyle bir niyet var mı? Yani biliyoruz bunları, farkındalığımız var da adım atma konusunda sıkıntımız var. Ya da belediyelerin yanında kamu mu destek vermeli burada? Ne olmalı sistem mesela ayrıştırma, kaynağında ayrıştırma konusunda ve motivasyon konusunda, tüketicinin motivasyonu konusunda? Bundan birkaç yıl önce ben o zaman enerji sektöründeydim, bu sektörde değildim. Sanırım gündeme gelmiş Türkiye'de depozit sisteminin kurulması ile ilgili. Evet, ara ara böyle bir... Uçuyor. Çok ciddi bir yatırım gerektiriyor bu. İşte bu depozit makinaları dediğiniz şey bir teknolojik ürün. Bu makinalara yatırım yapacaksınız. Bunun Türkiye'de belli bir yoğunlukta yaygınlaştırmanız lazım. Tabii. Çünkü insanlar arabalarına binip buraya gitmeyecekler. Buna ulaşımlarını kolaylaştırmanız lazım. O zamanki CAPEX yoğun mizacı nedeniyle olamamış. Ama ben hala gündemde olduğunu biliyorum. Yakın zamanda bunu görürüz diye tahmin ediyoruz. Eli kulağında diyorsunuz çünkü bir yandan da üzerimizde yaptırımlar bizleri bekliyor değil mi? Demokrasinin kılıcı gibi 2030 gibi bir önümüzde bir şey var. Ne kadar karbon üretirsek o kadar bedel ödemek zorunda kalacağımız bir dönemin başlangıcındayız. Şu karbon ticaretini konuşalım mı biraz? Ya biraz aydınlatın bu konularda. Çünkü siz günün birinde karbon emisyonunun azaltılmasını sağlayan şu sertifika konusu iyice yaygınlaştığında bu konuda belki en çok... para kazanan şirketlerden biri olacaksınız. Çünkü ciddi bir katkı sağlıyorsunuz. Evet. Bize o kapıyı bir açın. Ne oluyor orada? Şimdi esasında karbon... Çünkü başladı bu kanunla geçen sene. Kanun çıktı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Bu geçen esasında yıl mı? Çok uzun zamandır. Daha evveliyatı var mı? Kyoto protokolünden başlayan Türkiye ardından Paris'le devam eden. Türkiye hala bir gönüllü karbon piyasası. Türkiye'de bir zorunluluk yok. Zorunluluk yok henüz. Türkiye'de zorunluluk yok ama bu zorunluluğun olduğu ülkelerde ki gelişmiş olan firmaların bizlerin ürettiği karbon sertifikalarına gönüllü anlamda talep ediyorlardı. Kendi şirket politikaları gereği karbon ayak izlerini düşürmek üzere. Karbon şöyle bir şey esasında. Şimdi bu ısınmayla birlikte, küresel ısınmayla birlikte gündemimize yoğun bir şekilde girdi. Karbon sertifikası dediğimiz şey atmosfere salınan sera gazını azalttığınız oranda üretebildiğiniz bir meta bu. Evet. Bunun bir süreci var. Genelde bundan kimler faydalanıyor? Meta derken ticari bir metadan. Çünkü değişim değeri var. Evet, bunu satabiliyorsunuz. Bu bir commodity esasında nihayetinde. Evet. Bir ürün satılabilir, bir ürün çıkıyor sertifika dediğimiz şey. Kimler daha çok bundan? İşte yeşil enerjiyle yani renewable enerjiyle uğraşan firmalar. Rüzgardı, güneşti vesaireydi. Yani onlar olmasa onların yerine doğalgaz santralleri olacak ve bir karbondioksit emisyonu olacak. Hı-hı. Onların varlığı bunu azalttığı için bura bir sertifika hak ediyor. Evet. Ya da biz gibi metan azaltan tesisler. Biz metanı azalttığımız için onlara göre çok daha değerli bir iş yapıyoruz. Çünkü metanın karbondioksite göre 28 kat daha kötü sera gazı salınım etkisi var. Hı hı. Bizim yaptığımız işten ürettiğimiz sertifika miktarı da daha fazla oluyor. Yine bizim yaptığımız işten çıkan sertifikanın piyasa değeri de farklı oluyor. Her sertifika da aynı fiyatta değil. Evet. Hepsinin değeri aynı değil. Her birisinin değeri aynı değil. Kaynağına bakarak bunlar değerleniyor.
Sizinkisi mis gibi bir kaynak. Bizimkisi kıymetli bir kaynak. Kıymetli bir kaynak. Ne kadarlık bir sertifika hacmine ulaştınız miktar olarak mesela? Biz mesela geçen sene 2023 yılında 6 milyon ton karbon salınımını engellediğimizi hesaplıyoruz. Evet. Bunun karşılığında da biz senelik 2 ila 3 milyon ton civarında karbon sertifikası üretme potansiyeli olan bir şirket. Bunu satabilirsiniz değil mi siz? Satabiliriz. Satıyor musunuz şu an? Başladınız mı satmaya? 2022'de ilk satışımızı gerçekleştirdik. Ha, kim aldı mesela? Bunu kimse konuşmuyordur şu an ya da çok az konuşuluyordur. Yani çok somut örneklerle ilerleyelim. Bunlar için bir az önce söyledim o zorunlu piyasalarda karbon ayak izini düşürmek isteyen firmalar var. Bunlar hangi sektördü mesela ilk müşteriniz? Biz trader'a sattık. Trader, tamam. Sizden alan aracı. Bizden alan ihtiyacı olanı buluyor. İhtiyacı olanı buluyor. 2.2 milyon dolarlık bir sertifika mı sattınız? Ne kadarlık? Yaklaşık biz 2022 sonunda 5 milyon dolar. 2023 3. çeyreğinde de 2.3 milyon dolar olmak üzere yani 12 aylık bir periyotta 22'nin sonunda başlayan 7.3 milyon dolar denki olan bir sertifika ticareti yaptık. Satmaya da devam ediyorsunuz peyderpey çıkarttıkça. Tabii şöyle oluyor iş, onun bir süreci var. Akredite kuruluşlarla çalışıyorsunuz. Bu kafanıza göre yapabildiğiniz bir şey değil. Ölçüm sistemleri yerleştiriyorsunuz, raporlar veriyorsunuz. Sonra geliyorlar sizi denetliyorlar. Yani validasyon, verifikasyon, denetim. Bütün bu süreçlerden geçtiğiniz zaman bir fee ödüyorsunuz. Bu fee ile birlikte ürününüz rafa çıkıyor. Rafa çıktığı anda ürün oraya kadar geliştirilen bir şey esasında. Anladım. O rafa çıktıktan sonra da eğer şartlar sizin istediğiniz şartlarsa, fiyat sizin istediğiniz fiyatsa ve bu ürünü satmaya ihtiyacınız varsa satabilirsiniz. Satmayıp tutabilirsiniz. Bir büyük çöpten enerji üreten şirket, bir büyük de karbon emisyon sertifikası üreten bir şirkete dönüşebiliyor. Bu da apayrı bir alan. Yani bunun da altını çizmek istiyorum. O yüzden özellikle açtım. Buradan çöpten enerji üretimine tekrar dönelim. Biraz tanıyalım Biotrend'i. Ne zaman kuruldunuz? Kaç yıllık bir firma Biotrend? Biotrend 2017. Yeni sayılır aslında. Çok taze bir şirket. Evet, siz geçen yıl geldiniz yönetime. Evet, 14 ay oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim yine de. Ama kaç teste ulaşıldı 7 yılda? Bayağı bir tesis var. Şu an yani 2023 sonu itibariyle 19 tesisimiz vardı. Şu anda operasyonel verimlilik ve büyüme hedeflerimiz doğrultusunda 2 tane tesisimizle vedalaştık. Onun yerine büyüme hedeflerimize devam ediyoruz. Nerelerde mesela? Hangi bölgelerde? Malatya'da, Sivas'ta, İskenderun'da, Çanakkale'de, Balıkesir'de, Bursa'da, Aydın'da, Çanakkale'de bir tesisimiz daha var. Buraların çöpüne talihsiniz yani. İzmir'de. İzmir'in çöpünün %80'ini. %80. Şehir çöpünü %80'ine dönüştürüyorsunuz. Evet. Biz geçen sene 3,5 milyon ton atık bertaraf etmişiz. Tesislerimize 3,5 milyon ton atık girmiş bizim geçen sene. Müthiş. Biraz rakamları sorayım mı? Buyurun. Bizi borsadan da çok takip ediyorlar. Siz de değil mi? Halka açıksınız. Halka açık. Nasıl 2023 rakamları? 2023 rakamları esasında 2023'ün başında bir yükseliş gördük ama şimdi bu Türkiye'de Mehmet Bey'in de açıklamalarını duyduk. Türkiye şu anda bir süreçten geçiyor. Bu süreç içerisinde işte faizler artıyor, döviz tutuluyor vesaire. Bu biz hisse senedi de bir yatırım aracı elbette. Hı hı. Bunun da değeri iniyor çıkıyor. Biz şu anda hisse senedi değerlerimizin olması gerekenin birazcık altında olduğunu düşünüyoruz. Ama yatırımcılar için kar getiren cazip bir yatırım platformu olmak için çabalarımızı devam ettiriyoruz. Yatırımcılar da bunu gördükleri zaman takdir edeceklerdir. Yani zaten borsadan bağımsız yarattığımız, ürettiğimiz bir değer var. Ama işte onun dışındaki şeyler bizimle ilgili değil. Yani tamamen Türk ekonomisinin inişleri, çıkışları, gelen para, giden para bunlarla alakalı. Yani biz elimizden gelenin en iyisini yapıp şirketimizi en karlı şekilde, en verimli şekilde işletmeye çalışıyoruz. Peki. Şimdi İzmir'deki yatırım, Biotrend'in İzmir'deki bu plastikle ilgili olan plastik ileri dönüşüm. Tamam. Çok ciddi bir teşvik kullanmışsınız. Ya biraz şöyle örnek bir teşvik kullanabilen şirket nasıl oluyor? Yo, bir anlatın lütfen. Devlet sizin gibi bir firmaya hangi destekleri sağlayabiliyor? Özellikle içinden geçtiğim bu sıkıntılı döneme rağmen. Şimdi tabii bu sıkıntılı dönemden geçerken devlet de önüne gelen her bir projeye teşvik sağlamıyor. Devletin de kriterleri tabii var. Tabii selektif kredi diyor zaten. Bizim devlet tarafından desteklenmemizin sanırım nedenlerinin en başında yapacağımız bu yatırımın çıkan ürününün tamamını yurt dışına satıp tamamı döviz geliri çalışacak bir yatırım bu. Bu da cari açık için oldukça değerli. İçerisinde teknoloji var.
plastiğin sorununu çözüyor. Bu anlamda da süper proje teşviğiyle desteklendik devletimiz tarafından. Geçen Kasım'da, 2023 yılı Kasım'ında resmi gazetede yayınlandı. 9.2 milyar TL büyüklüğünde bir teşvik paketi bu. 9.2 milyar TL büyüklüğünde evet. bir teşvik. Nereden kullandırıyor bunu devlet? Bu, hem eksim var herhalde. Hem bu teşvik dediğimiz doğrudan doğruya bir nakdi destek değil. Dolaylı bir destek. İşte kurumlar vergisi istisnası, gümrük vergisi istisnası, KDV istisnası vesaire gibi. İşte bazı projeler arazi desteği de olabiliyor. Bu İzmir'deki yatırım yeri tahsis edilmiş size galiba değil mi devlet teşvik tarafından? Teşvik paketinde yatırım yerimizde tahsis de var. Evet yer alıyor. İlgimi çekti. Nitelikli personel desteği de denmiş. Şu an herkes ağlıyor nitelikli personele ulaşmak için. Devlet devreye girdiği zaman ne oluyor? Siz bundan faydalanacak mısınız? Bizim teşvik paketimizin içerisinde hem personel gelir vergisi istisnası var. Hem de nitelikli personel kullanılması ile ilgili bir limit dahilinde devlet desteği var. Devlet nitelikli personel desteği olarak bu tür yatırımları desteklediği zaman bu da yatırımcının üzerinden bir parça yüke devletin destek olması anlamına geliyor ki proje ekonomisine olumlu katkısı olan bir şey. Bu bahsettiğimiz İzmir'deki yatırımla alakalı. Evet. Bu kadar yüksek bir teşvik paketi içerisinde yer almayı bununla sağladınız. Evet. Plastikten yağ üreteceksiniz burada. Ne zaman devreye girecek? 2027'nin ilk yarısında devreye girecek tesisimiz. Peki. Durmuyorsunuz, duramıyorsunuz biyotrend olarak. Bir de domates üretiyorsunuz. Biraz onu da açalım. Çok güzel geldi bana o iş. Ya biliyorsunuz şimdi seracılık, bu cam seralar, plastik seralar falan bir süreden beri var olan bir şey. Seracılık yeni bir konu değil. Fakat seraların en büyük maliyeti ya soğutma maliyeti ya da ısıtma maliyeti. Biz atıl ısısı olan yani enerji üretirken o enerji ürettiğiniz motorlar ısınıyor. Bu motorlarda bir fazla ısı oluyor. İşte bu ısıyı aldığımız zaman da elimizde bir ısı kapasitemiz oluyor. Biz bunu değerlendirelim diye Sivas'taki tesisimizin yanı başına 40 bin metrekare kapalı alan olan bir domates serası kurduk. Ve geçen sene 2023 yılının Eylül'ünde ilk dikimimizi yaptık. 24'ün başında da ilk hasatımızı yaptık. Şimdi bunu niye Sivas seçtik? Sivas'ın soğutma problemi yok, ısınma problemi var. Isıt da bizden geldiği için projenin ekonomisine oldukça katkısı olacağını düşündük. Ekonomik anlamda bize katkı sağlayan bir proje, değerli bir süre. Ne çıkıyor? Hangi tür domates çıkıyor? Baktınız mı? Yediniz mi? Yedik. Sizle de paylaşalım. Vallahi çok heyecanlanırım. Yani çok salkım domates çıkan domates ve tamamı yurt dışına ihraç edilen bir ürün. Müthiş. Onu da yurt dışına ihraç ediyoruz. Nereye? Kim aldı sizden? Almanya ve Hollanda'ya gönderiyoruz biz. Bu sene şimdi ilk hasat yılı olunca dikim zamanını tam denk getiremedik. Şimdi Mayıs ayında sökümleri yapıp Haziran ayında yeni dikim yapacağız ve yeni sezona hazırlanmaya çalışıyoruz. Yani çok yüksek bir ısı kapasiteniz var değil mi? Evet, atıl bir ısımız ihtiyacı, var, seranda ihtiyacı var. Atıl bir ihtiyaç, ne yapayım ben bunu tarımda kullanayım, mis gibi sürdürülebilir tarım diyorsunuz anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle, bununla ilgili ödül de aldık geçenlerde Enerji Bakanımızın elinden. Tebrik ediyoruz, gerçekten tebrik ediyoruz. Müthiş bir örnek, dinlemek heyecan uyandırdı. Var mı dinlediğimiz bir yer? Çok teşekkür ediyorum. Çok şahane bir yayında. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kısa bir reklam arası. Biyotrend'i tanıttık. Yeni dünya düzeninde böylesi bir aklın önünün nasıl açık olduğu ortada. Ciddi bir teşvik ve destek de var. Rüzgar biyotrend'den yana esiyor diyelim. Kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından Özgür Bey'in bıraktığı yerden biraz yağ sektörüyle devam edeceğiz. Var mı bir işbirliği? Baktınız mı, yokladınız mı birbirinizi? Sohbet ettik. Bakalım. Umut ederim işbirliği fırsatı da çıkar. Peki. Evet. Konuğumuz Yusuf Koçak. Koçak Petrol'ü ağırlıyor olacağız burada. Görüşmek üzere.